Merhabalar, yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün sizlerle beraber bir haberden bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yakın zamanda hatta bir iki hafta öncesinde bir Çinli şirketin Türkiye yatırım yapacağı haberi gerçekten büyük yankı uyandırdı. İlk başta konuya tabii ki gireceğim. E, bu arada çayınızı, kahvenizi aldıysanız, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, e, teşekkür ederim şimdiden. Ben bu konuya gelmeden önce şu tabii ki üzüldüğüm belli konular var. Sadece 1 milyar dolarlık bir yatırımın kesinlikle parayı küçümsemiyorum. Sektör açısından önemli bir para. Sektöre tabii ki şirketlere vermeyecek bu parayı olsun. O işler öyle Global pazarda belli bir ülkede belli bir sektöre yapılan yatırım kendi fabrikasını açmak olsa bile bu gerçekten büyük yankı uyandırır. Özellikle 1 milyar dolarlık bir yatırım. Diyeceksin ki Amerikalı e, nereden bilsin? Joseph'tir, Michael'dır. O işler öyle olmuyor işte. Önemli var. oradaki küçük yatırımcının bilmesi. Sen oradaki küçük yatırımcı Türkiye yatırım yapmıyor. Oradaki küçük yatırımcı gidiyor fona, "Al benim param" diyor, "Yönet" diyor. Oradaki emin olun ki fonlar her ülkenin her türlü yatırımını ince 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 inceliyor hangi ülkede, hangi sektörde, hangi yatırım yapılabilir? Özellikle Türkiye gibi veya diğer Asya ülkeleri gibi veya Güney Amerika ülkeleri gibi daha gelişmemiş borsalarda ve gelişmekte olan, büyümekte olan ülkelerde bu yatırımların çok daha fazla yapıldığı öngörülüyor. Ki bizim ülkemizde de enflasyon düşüşe geçtiğinde bu yatırımların çok daha fazla atacağını genel olarak belli bir düşünce yapısı var. Genel olarak belli bir düşünce netliği var. Çünkü enflasyon yüksekken kimse yatırım yapmak istemez. Enflasyon düşükken herkes arkadaşlar büyüyen, gelişmekte olan ülkelerde ve yatırımlarında da risk yoksa, bu riskten kalsın. Ekonomik riskler değil. Bunlar öngörülebilir. Hukuki ve siyasi riskler azalırsa o ülke yatırım yapar. Şu anda beri Türkiye'nin ilk sorunu buydu ki Çin tarafında bir sorun olmaz. Çin çok fazla dert etmez böyle şeyler işte. Yok hukuk, yok siyasi onun uğraştığı şey ekonomik. Sen diyor ki adam yiyorsa bana e, yamuk tarzında bir doğu kafası var onlarda. Onlar her türlü ülke Afrika ülkeleri dahil olmak üzere milyar milyar para yatırıyor. Bakın Afrika ülkelerine son 20 yılda kim yatırım yapmış? Hep Çin yapıyor. Çünkü demokrasidir, diğer terimlerdir umurunda değil. Pek fazla zıtlaşmıyor ülkelerle. Batı ülkelerin durumu daha farklı. Onlar biraz daha bakıyor işte. İlk başta ee, gri listeden çıkma kararımız gerçekten değerli onlar için arkadaşlar çok önemli bir karardı. Ardından enflasyon düşmesi bir de onlara demokratik hukukun üstüne e, sahip çıkan bir ülke olduğumuzu inandırabilirsek Olmak demiyorum inandırabilirsek gerçekten yatırımcının girişi için değerli bir durum olacak. Şimdi haberlerimizi okumak istiyorum öncelikle biraz. İlk haber arkadaşlar 5 Temmuz tarihinde geldi bundan 11 gün önce. Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Haber Bloomberg'de çıktı. Ardından devlet yetkililerinden de bir sürü haber geldi. 8 Temmuz tarihinde BYD'nin Türkiye yatırımına yönelik anlaşma imzalandı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yatırıma yönelik anlaşma imzalandı. Bu da değerli. Bu firma arkadaşlar elektrikli araç firması olsa bile çok değerli. Ki ona da geleceğiz. Tabii ki bu şirketin yatırımları aynı zamanda elektrikli otomobil şarj cihazı üreten şirketlere pozitif yansıması uzun vade olacaktır. Ama kısa vade daha bir yıllık grafikte bunun daha çok otomotiv sektöründeki yansımasının daha sert olabileceğini söyleyebiliriz. Ama tabi onlarla ilgili videolarım var. İzlersiniz kanalda veya ben yine onlarla ilgili video çekerim. En basitinden Enerjisa bunlardan biri. De öyle çok şirket var. Türkiye'de elektromobil anlamında Alark var arkadaşlar. Alark Holding yine güzel bir şirkettir hatta onları da göstermek istiyorum. Enerjisa ve Alark'ta yine bu elektromobil anlamında para kazanan bu işlerden gelir elde eden firmalar arasında Enerjisa'da Alark'ta bunlardan uzun vadede kar elde edecektir. Öyle bakmayın bakın. 0.70 düştü 1 arttı değil. Önemli olan uzun vade kazançlara bu haberin şirketler olan yansıması ve emin olun şirketler olan yansıması çok uzun bekletmez. Bir yıl içerisinde meyvesini verir. Özellikle para akışı hızlandığında şirketlerden daha net bir etki gözükecektir. Otomobil şirket en daha fazla yani. İlla para gelsin artsın diye beklemeyin. Yavaş yavaş siz köşe atmaya başlayın. Çünkü dünyadaki en büyük firma tabii ki en büyük olmasını sebebi şey yani Çin'in biraz da nüfus yoğunluğu e, firmayı gerçekten çok büyük yapıyor. Ee, onun dışında arkadaşlar e, sen Türkiye'de bir üretim azalışı var %6 ilk 6 ayda. Yani bu çok büyük basalıştı işte. yani bunu politika faizine bağlamak çok doğru olmaz. Ama genel olarak sektör açısından öyle aslında BE'nin çok çok üzerinde iyi bir dönem geçiriyoruz. Biraz sektörden bahsetmek istiyorum çünkü bu haberin pozitif yansıyacağı sektör otomobil sektörü. Özellikle bu pozitif yansıma 2024'ün sonlarında başlayıp 2025'in ilk çeyreği ve 2025'in ikinci çeyreğinde daha net bir etki alacaktır. Çünkü paranın giriş zamanı ayrıca Türkiye'de politika faizinin indiriliş zamanı bu sektöre 2025 yılında muazzam bir potansiyel sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar verilere baktığımızda diyeceksin ki otomotiv sektörü kötü değil mi bu yıl? Arkadaşlar kötü değil. Özellikle ihracat raporlarımız gayet yerinde. Tabii ki 2020 öncesine gelemiyoruz. 2020 öncesi muazzam değerlerdi. Ama son yıllardaki değerleriyle bizim 2024 yılın ihracat bir sıkıntı yok. Toplam pazar değeri hatta bakın fark ederseniz. Geçen sene 103 binmiş bu sene 109 bin. Şubat'ta 105 binmiş. Bu sene şey geçen sene 80 binmiş bu sene 105 bin. April'da 75 bin. Bir burada 97 bin. Genel olarak diğer aylarda 100 bin ve 106 bin. Bu aylarda minik pazarlaşı olsa bile toplam pazarda genel olarak özellikle pazara yakın bir çizelge ilerliyoruz. 2025 yılında politika faizlerinin tekrar indirilmesiyle beraber özellikle ihracat artışı olmasa bile iç pazardaki pay artacak ve özel özellikle iki şirket 2025 yılı için muazzam potansiyele sahip. Şimdi 2025 yılı dışında 2024 ve 2025 yılı dışında ortak potansiyele sahip şirketten bahsetmek istiyorum. Ford Otomotiv Sanayi AŞ. Benim gerçekten bu yıl uygun bulduğum, çarpanların da makul bulduğum. Ya yani bilançosunda satış raporları iyi bir favorit düşüşü var ama net dönem karında iyi buluyorum. özel dediğim gibi beklenen raporlar çok daha kötüydü. Politika faiz sebebiyle. Ama ihracat, ihracat raporları bunu toparladı. Dönem varlık artışı var, net borç düşüşü var, öz sermaye artışı var. Çarpanları gayet ucuzladı. Artık Ford gerçekten alınabilir bir seviyeye geldi. Ayrıca temettü alışkanlığı da genel olarak bu sektörün ortak yanı temettü alışkanlığı şirkete ayrı bir güç katıyor. Kare tarafına baktığımızda ise 1 bölü 3 karlılık, 2 bölü 3 büyüme ve 3 bölü /6, 6, borçluk var. Bu tablo 2025 tabii ki daha iyi olacak. Ford için de 2025'in daha iyi geçeceğini düşünsem bile arkadaşlar. Bu yıl içerisinde de artış yapabilecek bence otomotiv sektörün en iyi hissesi. 2024 yılı içerisinden bahsediyorum. Dedim, bunun da en büyük olayını biz sektörel verilerde ihracat paylarından görüyoruz. Bakın Türkiye'nin ihracat payında şirketin ihracat payı çok fazla. Buradaki üretilen malların çoğu aynı zamanda yurt dışında arkadaşlar işlem görebiliyor. Buradaki verileri yansımasa bile yurt dışı satışları çok kuvvetli olduğu için şirketimizde muazzam artışlar görebiliyoruz. Ee, teknik tarafa bakmak gerekirse hissemizde şu anlık istemizin tabi teknik olarak bir geri çekme imkanı var kısa vadede böyle bir sinyal veriyor özellikle 1019 1020 bandı veya öncesinde 1040 bandına geri çekilme imkanı var. İki farklı seviyede bizim için gayet makul. Yukarı seviyede ise 1100 bandının kırılmasını bekleyin derim ben. Ama herhangi bir seriye Ford için gayet uygun fiyatlar. Özellikle eski çarpanlarını düşündüğümüzde eskiden çok daha yüksek çarpanlara sahipti. Gerçekten sert bir ucuzlama var çarpanlara baktığımızda bakın şuraya. Hani 8'lerden PDD oranı 3'lere 4'lere geldi arkadaşlar. Bunlar güzel değerler. Daha geçmişe gittiğimizde bizim 13 PDD oranına sahip olduğumuz oldu. 11 FK'lardan biz 6 FK'lara 4 piyasa değeri bir defter değerine geldik. O yüzden bu tarafta belli bir sıkıntımız yok. Diğer hissemize geldiğimizde ise bu akış tarafında da bu arada ağaç haber yok. Sadece işte BYD haberleri falan var. Hisse bazında Öyle çok çok önemli bir haberden Tofaş biraz daha bu tarafta ortancı hisse kalıyor. Tabii ki net borcunun düşük olması muazzam ama net borçta minik bir artış var. Ki finansal borç artışına etki ettim. Net dönem kar ve satışlar oranında pek fazla bir artış yok. Daha çok stabil kaldı. Eskiden çok daha algın olmasına rağmen şu anlık Ford'la aynı seviyelere gelmiş durumda çarpanları. Dönen duran varlığı iyi olsa bile 2024 yılında Ford daha potansiyelde buluyorum. Bunun en başlı sebebi ise TOFAŞ'ın yurt içi satışlarının çok yüksek olması, yurt içi pazarın yavaş olması TOFAŞ'a da büyük sıkıntılar yaratıyor. Özellikle 2025 yılında iç pazar daha da rahatlayınca hem gelecek yıllarla temetü trafiği olsun aynı zamanda hissemizin artışı anlamında iyi bir tablo göreceğiz. Aynı zamanda TOFAŞ muazzam temetü dağıtı şirketlerden biri. Karne tarafında da 1 3 karlılık, 3 3 büyüme ve 5 6 borçluk var. Güzel değerler sektörel veriler tarafında yine baktığımızda arkadaşlar öyle. Büyük sektörel sıkıntılar göremiyoruz. Aşağılara indiğimiz Topaş'ın toplam trafiğinde hani geçen yıllara göre tabii ki belli bir düşüş söz konusu. Bu kesinlikle inkar edilemez. Hani geçen seneye baktığımız Topaş'ın top toplam trafiğinde hani gözde görülür bir düşüş var. Yine de 2025 yılında daha güzel toparlama imkanı var. Hatta şimdiden yavaş yavaş almak mantıklı olabilir. Bu çok fazla sorulan bir soru, artmayacaksa niye alalım diye. Arkadaşlar elinize geçen paralarla uzun vadede biriktirmek borsanın ana mantığıdır. Hisseyi çünkü yatırımcı her zaman artarken yakalayamaz. Yani bu iyi analistlikle alakası yok. Bazen arkadaşlar görmez, zamanını yetiştiremez, elinde parası olmaz. O yüzden ucuzken daha öncesine biriktirmeye başlamak her zaman daha değerlidir. O zaman para olmayabilir, yüksek para yatıramayabilirsin. Başka sistem çıkamayabilirsin ki o yüzden ben portfolyoda altın bulundurum mutlaka diyorum. Yavaş yavaş almayı da mantıklı buluyorum. 1 Ağustos'ta bunun raporu yayınlanacak. Finansal raporu bilançolar arkadaşlar en azından şu anlık takvim o. Onun dışında aşırı önemli haber yok. Baktığımızda teknik görünümlere son günlerde aşırı sert bir düşüş yaptı. 350 bandından 304 TL bandına geldi. Ki hisse Temmuz'dan beri aşırı sert bir artış yapmadı. Yani mevcut fiyatlar düştü ardından sert artış yaptım. O yüzden özellikle şu anlık 292 dip seviyesi bakın inecek demiyorum burası dip seviyesi. Daha çok teknik seviyelere baktığımızda sen aşağı yönlü bir grafik var. 300 TL altının 300 TL bağının altına inmesi zor gözükse bile arkadaşlar. Yani 292 seviyesi de dip noktamız olarak gözüküyor. Ardından bir yükseliş yapabilir. Ama yine de asıl yükselişimiz 2025 yılında bekliyoruz. gibi sektör olarak öyle bekliyoruz. Çünkü şey değil bu burada oyun oynamıyoruz. Yani ne bileyim bilgisayar oyununda para kazanmacılık oynamıyoruz. Diyor ki Çin veya işte e, Merkez Bankası politika faizini indirdim art hisseler. Veya Çin diyor ki 1 milyar dolar yatırım al tuşa basınca direkt yani para hesaba geçmiyor. Böyle bir şey değil bu. Formalitesi var, paranın akışı var, raporlar var, yollanacağı tarif var, var da var. Öyle bu olaylar bir iki günde olmuyor daha çok 1-2 yıla yayılmış bir şekilde oluyor ki çok daha sağlıklı bu. Son istemiz tarafında ise aslında en merak edilen hisselerden biri. Doğuş Tomatif hissesi son çeyrek bilançosu rezalet geldi ki beğenen bir şeydi. Sebebi neydi peki bu rezaletin? Bir kere politika faizinden ilk etkilenen hisse. Çünkü direktmen yurt içi bazlı ve distribütör. Üretim imkanı olmadığı için tabii ki olumsuz etkileniyor. Ama içlerindeki aynı zamanda en uygun ise yani net borç eksiye indi. Bence bu muazzam bir şey bakın. Ya, finansal borç düştü, nakitleri arttı. Ya, bu net dönem karını saymazsak bilanç tarafı gayet iyi geldi. Sadece gelir tablosu tarafı biraz sıkıntılıydı. Bu arada katılım endeksine uygun bir ise ayrıca en yüksek temel dağıtma sayısı da doğuştadır. En yüksek temel dağıtı otomotiv hissesi doğuş. Tabii ki doğuş tarafı da bu sektörün artışına arkadaşlar pozitif etkilenecektir. Karne tarafı karlı kötü olsa bile 1 bölü 3 büyüme ve 6 bölü 6 borçluğa sahip. Sektörel verilere geldiğimizde ise bence önemli bir kısım çünkü hisse beyadır sabit. Ne oluyor bu sektörün sektörel verilerinde? Tofaş'ın toplam değerleri mesela geçen yıla baktığımızda 14.000'e 16.000'miş son aylarda arkadaşlar. Diğer aylarda ise yine geçen seneye göre aşırı aşırı bir düşüş olmalı doğuşun toplamında. Daha çok doğuşun düşüşü sebeple oldu birazcık aldı. Yoksa direktmen net bir satış düşüşü söz konusu değilse artış olmadı. Biraz da politika faizin algısıyla beraber hissemizde belli bir artım ama döngüsüne girdik. Ayrıca hissemizdeki bir diğer sorun şu. Asıl bence en büyük sorun bu hatta. 2 milyar TL'yi aşmayacak şekilde 3 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde TL cinsinden yurt içinde bakın önemli olan kısma geliyoruz halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu veya tahvil yapısında borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdim. Bu şirket için her zaman kötü bir haber değildir. Şirket yeni yatırımlar için para toplamak istiyorlardır arkadaşlar. Yani berbat haber çakılacak çakılacak illa çakılmasına gerek yok. Ne diyor burada? halka edilmek istin diyor. Yani ben bunları gidip de hiçbir şey bilmeyen yeni yatırımcıya vermeyeceğim diyor. Nitelikli yani yatırımcıya vereceğim diyor. Bu da şirkete nakit olarak döneceği için şirketimiz ilerleyen dönemlerde özel bir yıl ve üzerinde bence pozitif yansıması olacak. Sen yani çarpanları aşırı düşük düşük. Yani hissemizin çok düşebileceği bir yer kalmalı açıkçası. Zaten dibin dibini görmüştür. Hadi düşsün düşsün buradan. 256 bandına düşsün. Yani dip noktamız hatta yani dip noktamız bizim 224 bandı da ilk başta 250 band, 256 bandı, 226 bandı hadi. Daha fazla düşmesi zor. Hala kısa vadede sert bir artış potansiyeline sahip olmasa bile ben bu hisse hakkında arkadaşlar 2025 Mart, 2025 Nisan gibi bir artış bekliyorum. Sebepleri şu. Hem 2025'in ilk yarısında ya politika faiz indirimi veya bu olmazsa da politika faiz indiriminin beklentisi oluşacak. Bu tabii ki sektöre pozitif etkileyecek. Aynı zamanda şu değil bankalar illa politika faiz düşsün de ben faiz indireyim demez. Yavaş yavaş politika faizi indirilmeye başlandığında hem kendi mevduat faizlerini indirirler enflasyon düştükçe hem de arkadaşlar kredi faizleri düşer. Bu da sektörü canlandıracağı için ya Doğuş Tomati tarafında haber etkisiyle bakın bir şey olacağını anlamıyorum. Yani bir anda araba satışları patlamayacak. Haber etkisiyle beraber Mart Nisan ayında pozitif gözükebilir. Ayrıca çok yüksek karlar elde etmese bile 2023 yılında yani yüksek temettü alışkanlığı var şirketin. Nisan'a temet dağıtacağı için Mart Nisan ayları gibi patlama görülme imkanı şirketimizde var. Bunu da sizlere gönül rahatlığıyla tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan söyleyebilirim. Ama bu sektör otomotiv sektörü gerçekten 2025 yılında bence fark yaratacak bir sektör olacak. Ağustos'tan beri artmamış. artısa bile benim bin kere uyarmama rağmen burada birçok yatırımcı batırmış bir hisse. Sonuçta benim videolarım hadi taş çatlasın 50-100 bin izleniyor en çok izlenenleri. 100 bin de abonem var. Herkese erişemiyoruz. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik için de katıl tarafına girebilirsiniz. Bu videoyu anlattığım 15 dakika sonra hem al sinyali veren hisseler hem de günün analiz yayınlanmış olacak. Onları da mutlaka izleyin. Topluluk kısımları linklerini paylaşmış olurum. Dediğim gibi hisse Builder sabit ve bunun da potansiyeli gözükecek. Bu tür artışlara kanmayın. Ben bunu bin kere söyledim sizlere. Buna kanmayın, kanmayın, kanmayın diye. Yine birileri maalesef kandı. Zaten böyle şeyler olursa ben size yine aktarırım. Ki olacak bence ki 25 yılında böyle çok sert artışları göreceğiz. Tabii ki ardından düşüşler mecbur gelecek. Her zaman küçük yatırımcı kandırılmaya mahkumdur. Ama ve lakin ben o anda sizlere videoda bunu uyarmış olurum. Benim diyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar otomotiv sektörün tabii ki daha fazla hissemiz var. Karsanımız var, Türk traktörümüz var. Ama asıl otomobil anlamında yedek parça veya diğer sektörler değil. Üç istemiz bunlardı. Bunlar gerçekten bizim için potansiyel. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden can videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, Bol kazançlı iyi günlerdir.